Peygamberimizin Hayatı ve Daveti isimli kitabımızdan anlatmaya devam ediyoruz siyer derslerimize. Bugünkü dersimizin başlığı Peygamberimizin Çocukluğu. Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluk yılları ve çocukluk yıllarında yaşanmış olan hadiseler. Müellif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğunu anlatırken, onun nesebiyle alakalı geniş bir bilgi vermiş. Tabi bunların genel itibariyle bize bir faydası olmadığından ötürü biz burayı atlayacağız. Ancak Allah Resulü'nü de biraz tanımak için kısa bir şekilde Allah Resulü'nün ailesiyle ilgili konuşacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona yakın olarak bilinen en tanınmış dedesi Haşim İbni Abdülmenaf'tır. Ve zaten Kureyş kabileleri arasında Peygamberimizin ailesine Haşim oğulları deniyor. Niçin Haşim oğulları deniyor? Başka dedeleri de var yukarıya doğru. Ama bu dede ön plana çıktığı için hacılara yemek yedirme, hacıları sulama gibi hayırlı amellerle anıldığı için yani Mekke'de yepyeni bir dönem başlattığından ötürü Aleyhisselatü vesselam'ın ailesi bu adama nispetle anılmış oluyor. Bu adam hem zengin bir adam, hem şeref sahibi bir adam, hem de aynı zamanda cömert, cömert bir adam. Yani tabi bunu şöyle anlayabiliriz. Daha henüz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etmeden önce Allah onun dedelerinden başlamak üzere insanların dikkatini bu aileye çekmeye başladı zaten. Yani Allah azze ve celle bugünkü dersimizi işlerken de göreceğiz. Eğer büyük bir vazifeye, büyük bir insanı hazırlıyorsa daha onun çocukluğundan, daha onun bebekliğinden ilahi bir el olaylara müdahale eder. Dikkat çeker oraya, oraya doğru. Niçin? Ta ki yarın öbür gün ortaya çıktığında insanlara 600 yıllık bir karanlıktan sonra tevhide davet ettiğinde bu kimdi, neciydi, nereden geldi insanlar demesin. Biz bunu tanırız. Bunun babası da bellidir, dedesi de bellidir, onun dedesi de bellidir. Bunlar şerefli bir aileydi, cömert bir aileydi desinler diye Allah Azze ve Celle daha küçüklükten, daha peygamber dünyaya gelmeden insanların dikkatini bu ailenin üzerine üzerine çekmiştir. Bu Haşim İbni Abdülmenaf'ın Peygamberimizin hayatında da önemli bir e, yeri olan bir tane oğlu var. O da Abdülmuttalip. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi olan Abdülmuttalip'tir. Bu Haşim e, bir yolculuğa çıktığı zaman, Şam'a ticarete gittiği zaman, Yesrib mıntıkasına geldiğinde, yani ileride Peygamberimizin hicret edeceği yerdir burası. Orada hanımı, yani kendisi orada vefat etti, yolda vefat etti bu adam. Hanımı da e, Peygamberimizin dedesi olan Muttalib'i burada dünyaya getirdi. Yani Peygamberimizin dedesi de e, Medine'de dünyaya gelmiştir Muttalib. Daha sonra bu Muttalib'den tabii Mekke'deki akrabalarının hiç haberi yok. Yani e, Haşim'in diğer oğulları, e, amcalarından hiç haberi yok. Bizim bir yeğenimiz var. Yesrib'de bilgileri yok. Daha sonra Muttalib böyle 6-7 yaşına geldiğinde amcaları Muttalib'in işte var olduğunu, bir yeğenlerinin olduğunu duyuyorlar. Yesrib'e gidiyorlar, yeğenlerini almak için gidiyorlar ve yeğenlerini alıyorlar. Hatta e, onu Mekke'ye getirirken, e, devesinin arkasında onu getirdiği için insanlar Abdülmuttalib diyorlar ona. Yani Muttalib'in kölesi anlamında yeğeni olduğunu bilmedikleri için ona Muttalib'in kölesi, Muttalib'in kölesi diyorlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Mekke yani Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın doğacağı yere bu şekilde yerleşmiş oluyor. Aynı zamanda Allah Resulü'nün hayatına da Yesrib girmiş oluyor bir kere. Yani dedelerinden de olsa Medine Allah Resulü'nün hayatına girmiş oluyor. Daha sonra bu Abdülmuttalip büyüyor. Babasının şerefini kendisi ele alıyor. Babasının vazifelerini kendisi ele alıyor. Nasıl ki insanlar daha önce çekiştiklerinde, anlaşmadıklarında babasına geliyorlarsa bu sefer de ona geliyorlar onun fikirlerine başvuruyorlar. Böyle bir adam haline, böyle bir adam haline geliyor. Tabi bu Abdülmuttalip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi, daha dünyaya Peygamberimiz gelmeden önce iki tane büyük olay yaşanıyor. Yine insanların dikkatlerini bu ailenin üzerine çekebilmek için iki büyük olay yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi zemzem kuyusunun bulunmasıdır. Bizim kitabımızda iki üç satırla anlatmış bu olayı. Lakin bu büyük bir olay. Allah Resulü'nün ailesine şeref kazandırmış olan bir olay. Olay şöyle gerçekleşiyor. Mekke'deki savaşlar ve kabile çatışmalarında bir kabile zemzem kuyusunun üzerine kapatmış. Abdülmuttalip diyor ki, daha sonra anlatıyor bunu. Ben bir gece rüyamda bir adam gördüm. Bana dedi ki, git o güzel yeri kaz. Sabah uyandım, nereyi kazacağımı bilmiyorum. Öbür gün uyudum, Rüya gördüm, adamın biri bana dedi ki, ''Git o iyilik yerini kaz.'' dedi. Yine uyandım, nereyi kazacağımı bilmiyorum. Üçüncü gün uyudum, gene rüya gördüm. Adamın biri bana dedi ki, ''Git o hazinelerin içinde bulunmuş olduğu değerli yeri kaz.'' dedi. Ben nereyi kazayım dedim, ben nereyi kazacağımı bilmiyorum. Rüyada adam ona tarif ediyor. Bazı mıntıkalar söylüyor, bazı hayvanların olduğu yeri söylüyor. Abdülmuttalip orayı kazınca, zemzem kuyusunun olduğunu görüyor. Yani zemzem kuyusunun üzeri kapatılmış, altından zemzem kuyusu akıyor. Tabi Mekkeli müşrikler Abdülmuttalib'in etrafını çeviriyorlar. Diyorlar ki ey Abdülmuttalib bu kuyu hepimizin atası olan İsmail'in kuyusudur. Sen şimdi bu kuyuyu tek başına aldığın zaman bizim de payımızı bizden çalmış olursun. Bizi de ortak edeceksin bunu. Şimdi su hayat kaynağı bir ailenin eline geçtiğinde bütün dengeler bozulacak. O da diyor ki hayır burayı ben buldum. Hiçbirinizi de buraya ortak etmeyeceğim. Anlaşamayınca hadi diyorlar gidelim o zaman kahinlere hüküm soralım. Daha önce de demiştik aralarında bir ihtilaf olduğunda cinleri olduğuna inanılan kahinlere gidiyorlardı soru sormaya. Bir kahine doğru giderken çölde yollarını kaybediyorlar ve suları da bitiyor. Susuzluktan ölmek üzere hepsi bekliyorlar. Yani su yok içecek. En son Abdülmuttalip diyor ki bizim bu yaptığımız yanlıştır. Biz ölümü bekliyoruz. Kalkın her biriniz arayın. Ya su bulalım, su bulamasak da en azından suyu ararken ölmüş olalım diyor. Herkes yerinden kalktığında, Abdülmuttalip de devesini oynattığında devesinin altından bir su fışkırmaya, su fışkırmaya başlıyor. İnsanlar diyorlar ki, biz anladık ki Allah bu zemzem kuyusunda seni haklı, haklı görüyor. Bu da bizim için bir işarettir diyorlar. Davalarından vazgeçiyorlar ve Mekke'ye Mekke'ye geri dönüyorlar. Şimdi zaten Abdülmuttalip Haşim'in görevlerini almakla o aile insanların arasında biraz daha değer kazanmıştı. Bu zemzem kuyusu konusu da zemzemi de ellerine almaları aileye biraz daha değer kattı, biraz daha insanların dikkatini çekti. Bir de hani kendi toplumunuzdan da payı biçebilirsiniz. Eğer bir toplum şeriata itibar etmiyor ise menkıbe uydurmayı çok sever, menkıbe anlatmayı çok sever. Yani emin olun o Abdülmuttalib'in su bulma kıssası herkes üzerine bir katıp, iki de katıp hani şey uçmaz, mürit uçurur hesabıyla çok daha fazla böyle allanıp pullanıp e, Arap Yarımadası'nın her tarafına muhakkak yayılmıştır bu mesele. İkinci vaka ise Allah Azze ve Celle'nin yine bu sefer aileden ziyade bölgeye Peygamberimiz gelmeden önce son bir defa dikkat çekmek için Kur'an-ı Kerim'de de Fil Suresi olarak geçen Kısa yaşattı Allah. Bu bizim Peygamberimizin doğumundan yaklaşık olarak böyle bir 50 gün civarında, iki ay önce bu hadise yaşandı, fil hadisesi yaşandı. Neydi peki fil hadisesi? Şimdi Habeşistan'ın komutanlarından Ebrehe adındaki bir komutan, Hristiyan bu. İnsanların Kabe'yi tazim edişini, insanların akın akın Kabe'ye gelişini görünce biraz da kızıyor. Ama tabii işin içinde ne var? Ticaret var. Yani Kabe'nin etrafında insanlar toplandıkları zaman orada ticari bir pazar oluşuyor. Ben diyor öyle büyük bir kilise yapacağım ki orayı öyle güzel süsleyeceğim ki Arapların hiçbiri bir daha oraya gitmeyecek, hepsi buraya gelecekler. Gerçekten böyle altından, gümüşten çok güzel, çok ihtişamlı bir e, kilise yapıyor. Tabi Bedevi Araplardan bir tanesi de Ebrehe'nin bu niyetle böyle bir şey yaptığını duyunca gidiyor oraya pisliyor. Yani orayı bir ibadethane olarak değil, bir tuvalet gibi kullanıyor orayı. Ebrehe de bunu görünce, yani hem insanların gelmediğini, hem de Arapların tazim etmek yerine orayı küçümsediğini görünce öfkeleniyor. Bir ordu hazırlıyor. Tarih kaynaklarının naklettiğine göre, tabi bu şiirlerle anlatılan bir şey, doğru da olabilir, yalan da olabilir bilmiyoruz. Çünkü o zaman kayıt altına alınmıyordu tarih, şiir söyleniyordu sadece. 60 bin kişilik bir ordu hazırlıyor o zamanın şartları için çok büyük bir ordu bu ordu ve ordunun başında da hani şimdi mesela uçağı olan ülkeler diğer ülkelere göre savaşta daha güçlüdürler öyle kabul edilir. Hava kuvvetleri güçlü olan. O gün de fili olan ülkeler diğer ülkelere göre daha güçlü kabul ediliyorlardı. Fil eğer eğitimliyse, savaş fili haline getirilmişse daha güçlü kabul ediliyorlardı. Önüne de fillerden bir orduyu diziyor. Ve Allah'ın evine doğru, Kabe'ye doğru saldırıya geçiyorlar. Fakat şimdi Ebrehe yol bilmez, iz bilmez. Ebrehe'ye ne lazım? Yol gösterecek o mıntıkayı çok iyi bilen adamlar lazım. İşte tarihin meşhur hainlerinden bir tanesi Ebu Rigal adında bir Arap ona yol, para karşılığında yol göstermek için onunla anlaşıyor ve onunla beraber şuradan gidelim, böyle gidelim, şuradan Mekke'ye gidelim diye yol gösteriyor ona. Bu Ebu Rigal amacına ulaşamadan yolda ölüyor. Ve o dönemde bunun kabri taşlanan bir kabir. İnsanlar hıyanet merkezi diye oradan geçerken şeyi taşlarlarmış. Onun kabrini taşlarlarmış bu Ebu Rigal'in. Mekke'nin kapısına kadar geliyorlar. Mekkeliler kendi aralarında toplanıyorlar. Ne yapalım diyorlar. Abdülmuttalib'e soruyorlar. Ne yapmamızı önerirsin? O da diyor bizim bu orduya karşı bir gücümüz yok. Mümkün değil. Dağılın diyor. Şu an tabi siz Mekke'nin görüntüsünü gördüğünüz zaman hep böyle yüksek yüksek eee gökdelenler görüyorsunuz ama Mekke o değil. Mekke hep dağlıktır normalde. Yani Mekke'deki dağların tepelerine tepelerine çıkıyorlar insanlar. Daha sonra Ebrehe ordusuyla beraber Kabe'yi yıkmak üzere harekete geçiyor. Bu arada askerleri ganimet alıyorlar. Mekke'nin etrafında Mekkelilerin mallarını yavaş yavaş ganimet alıyorlar. Ebu Talib de kendisine ait Estağfurullah. Abdulmuttalib kendisine ait yüz devenin alındığını duyunca Ebrehe'ye bir elçi gönderiyor, onunla görüşmek istediğini söylüyor. Normalde Abdülmuttalip uzun boylu, heybetli bir adam. İçeriye girdiği zaman Ebrehe ona çok saygı gösteriyor şeklinden, işte durumundan. Niçin geldin buraya diyor. Ben e, senin yıkmak istediğin evle alakalı konuşmaya gelmedim. Senin adamların benim yüz devemi aldılar. Yüz devemi istemek üzere buraya geldim diyor. Ebrehe diyor ki vallahi sen içeriye girdiğinde benim gözümde çok büyüdün. Şimdi bu lafı söyleyince de benim gözümde çok küçüldün." E diyor. Ben de seni Kabe için benimle konuşmaya geldin zannettim." diyor. O da diyor ki ben kendi mallarımın sahibiyim, Rabb'im. Kendi mallarımı korurum. Bu evin de bir Rabbi vardır. Onun Rabbi de mutlaka o evi koruyacaktır." diyor. Ebrehe Abdülmuttalib'in mallarını verip onu gönderiyor. Lakin kendisi Kabe'yi yıkmak üzere harekete geçiyor. Kabe'yi yıkmak üzere harekete geçince Allah Azze ve Celle'nin Fil Suresinde anlattığı olaylar yaşanmaya başlıyor. Elem tara keyfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Sen görmedin mi? Bilmez misin? Senin Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? diyor Allah azze ve celle. Elem yec'al keydahum fi tadlil? Allah onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Ve ersale aleyhim tayran ebabil. Onların üzerine ebabil kuşlarını göndermedi mi? termihim bi hicaretin min sicil ateşten taşlarla onları taşladılar onlara taş attılar fe cealehum ke Allah onları yenmiş ekine ekine çevirdi çekirge istilası tarlaya gören oldu mu işinizde tarlalar bir çekir bir şeye çekirgeler bir tarlaya girdiğinde istila edip çıktıktan sonra tarlanın halini gören var mı işinizde var mı <laughs> Filmlerde gördüm. Tamam. Nasıl olur biliyor musunuz? Ne tamamen biter ekinler, ne de tamamı kalır. Bir yeri yenmiştir, bir yeri kalmıştır. Bir yeri yenmiştir, bir yeri kalmıştır ve çok ilginç, korkutucu bir görüntü çıkar ortaya. O ateşten taşları attıkları zaman aynı çekirge sürüsünün bir tarlayı yediği gibi o insanların bedenleri de bir tarafı var, bir tarafı yok. Bir tarafı var, bir tarafı yok. Böyle çok ürkütücü bir manzara Allah azze ve celle onlardan kılıyor. E şimdi düşünün bu olay o kadar büyük bir olay ki Araplar tarihlerini bu yıla göre atıyorlar ondan sonra. Hani mesela bizim Türkiye'de meşhurdur. Ben darbeden bir sene sonra doğdum. 80 kuşağı ben darbeden bir sene önce doğdum derler ya. Büyük bir hadise yaşanırsa insanlar onunla tarih atmaya başlarlar olaylara. Orada da işte insanlar öyle diyor. Ben fil hadisesinden iki ay sonra doğdum. Ben fil hadisesinden sekiz ay önce doğdum gibi. Yani bütün bölgeyi, insanlığı etkilemiş bir olay yaşanıyor. Allah değeri unutulmuş olan Kabe'ye ve o mıntıkaya insanların gözlerini tekrardan dikkatlerini oraya çekti. Burası kutsal bir yerdir, benim için değerlidir ve buraya saldıracak olanları bizzat ben cezalandırırım dedi. Bütün çevredeki insanların dikkatini Kabe'nin üzerine çekmiş olduğu Allah Azze ve Celle. Tabi bu kısa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşanmadan, doğmadan önce yaşanmış olan bir kıssadır dedik ama bu kıssanın gerçekten bize öğrettiği bazı bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi nedir? Bu kıssanın bize öğrettiği Hristiyanların Mekke'ye ve Kabe'ye olan düşmanlığı tarih boyunca hiçbir zaman dinmemiştir. Yani o gün Ebrehe oraya karşı düşmandı ve orayı bitirmek için ordular hazırlayıp oraya geldi. Bugün dünyanın Hristiyanları işte Amerika'sı, Avrupa'sı, İngiltere'si hala bu kin ve düşmanlık onlardan mevcuttur. Ve hala da orayı bitirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Eğer alemlerin Rabbi olan Allah orayı korumamış olsaydı, zaten şu an orayı yöneten Eburigaller, artık Eburigaller ayak takımı değiller. Şu an Eburigaller yönetimdeler zaten. Emin olun ki o bölgede taş üstünde, taş gövde üzerinde baş kalmazdı. Ama Allah Azze ve Celle kendi lütfuyla, keremiyle son dönemde gelecek ve ümmeti çekip çevirecek olan komutan için Allah Azze ve Celle oraları muhafaza ediyor. Ve burada şimdi ne yapıyorlar tabi? Şimdi Kabe'yi yıkamıyorlar. Kabe'ye düşmanlık da yapamıyorlar açıktan. Ama ne yapıyorlar? Oranın içeriğini boşaltıyorlar. Yani siz şimdi Kabe'ye giderseniz Allah'ın evine, Kabe'nin etrafı İngiltere gibi zaten. Kabe'nin etrafı Amerika gibi zaten. Yani bir tane neredeyse Arapça tabela göremiyorsun. Lokantalar hepsi onların kültürünün lokantaları. Binalar, gökdelenler hepsi onların yani sen hatta Kabe'deyken şöyle bir kafamı kaldırayım desen Paris'teki Saat Kulesi gibi bir kule görüyorsun direkt karşında. Yani nereden baksan sana kendi kültürlerini hatırlatacak şekilde Kabe'nin etrafını kuşatmış vaziyetteler. İkincisi bu kısanın bize öğrettiği çok önemli bir mesele var. O da şudur. Tarihte hiçbir bölge veya hiçbir toprak kendi hainleri olmadan fethedilemez ve işgal edilemez. Yani Kötü içeriden olursa kapı kilit tutmazmış. Bir beldenin hainleri de kendi içerisinden olursa eğer o beldenin kale kapısı kilit tutmaz hiçbir zaman. Onun için maalesef İslam düşmanları, Allah düşmanları bu bölgeyi talan etmeden önce bu bölgenin yöneticilerini hainleştirdiler önce. Ebu Rigalleştirdiler. Ondan sonra gelip bizim topraklarımızı işgal edip bizim servetlerimizi kendi topraklarına götürmeye başladılar. Bugün Arap ülkelerine özellikle bakın hususen yakın döneme kadar Türkiye'ye de aynı şekilde bakın. Yöneticilerin tamamının okuduğu üniversitelere bakın, Batı üniversiteleridir. Yani hepsi oraya gitmişlerdir, orada yaşamışlardır, onlardan eğitim almışlardır, onlara özenmiş, onları gözlerinde büyütmüşlerdir. Ondan sonra kendi topraklarına gelip buralarda yönetici olmuşlardır. Evet tabii ki o hainlik, o kompleks, onların karşısındaki o aşağılık duygusu da kendi topraklarını kendi bölgelerini onlara peşkeş peşkeş çekmişlerdir. Yine bu kıssanın bize öğrettiği bir önemli mesele var. Size onu yani yan bilgi olarak ben söyleyeyim. Şimdi Abdülmuttalib'in davranışını değerlendirmek istesek yani sizce Abdülmuttalib'in yaptığı şey doğru mudur, yanlış mıdır? Hani bir kralın yanına gidiyor. Kral onu Kabe için konuştuğunu, geldiğini düşünüyor. O diyor ki ben develerim için geldim. Kabe'nin Rabbi Kabe'yi korusun. Sizce bu tutum, doğru bir tutum mu, yanlış bir tutum mu? Yani size sorulsa sence bu doğru mu, yanlış mı dense ne dersiniz fikriniz sorulsa size? Hocam bence mu? çünkü Allah Azze ve Celle'yi güvenmiş Allah Azze Kabe'yi koruyacağını halbuki ima etmiştir. Bu bir yaklaşım biçimi. Yani bu senin görüşün. Başka? Hocam <laughs> doğru. Normalde peygamberler size soruyorlar. Ee, Eyvallah ona soruyorum. Ben de dedim gibi hani kazığa bağlıydı mı Allah tevekkül edeyim yoksa onu bırakayım mı? Allah'a söz etmesini veriyor ki önce kazığa bağla ondan sonra Allah'a tevekkül edeyim. Tamam. Yani tevekkülün de bir kısmında ilk başta sebepleri sarılıp ondan sonra... Sebepleri savunmaktan daha ziyade olay tamamen e, boşa bıraktı tamam. Yani yanlıştır diyorsun. Hani bu tevekkül anlayışı yanlıştır Abdurrahman Tamam. Bu da bir bakış açısı. Buyur semvi abi. Öyleyse, Hı -hı. Tamam. Olay Allah azizlerin olduğuna iman ediyorlar. Muhafaza etmeye ilgili. Yani kendim Allah'ın muhafazedeken Allah azizlerin Allah'ın muhafazasız olduğunu Muhafaza etmiyorlar. Tamam. Bu da yanlış olduğunu dair bir şey söylüyorsun. Buyur Abdurrahman abi. Onun için bizim de hani böyle durumlarda o kısmın içinde olmamız gerekir. Allah zehirle böyle şeyleri sebebiyetlendirmiş. Tamam. Sen de yanlıştır diyorsun. Yani tamam Allah evini korur. Ama Allah her zaman koruduğunu kendi kullarıyla, kendi şeriatıyla şeriatıyla korur. Doğru. Başka. Buyur haydar abi. Can yani şimdi yanlış doğru temekten ziyade bir daha bir şey atmayın da...

Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim bu meseleyle alakalı olarak e, bunun dışında şimdi tarih tarih okuyan var mı aranızda tarih kitaplarını seven tarihe meraklı olan tarih okuyan kim var tamam güzel şimdi tarih bunu şu bu soruyu şunun için sordum tarih kitabı okuyan kardeşlere e, bir yol göstermek için bu soruyu sordum aslında gelmek istediğim nokta şu tarihle ilgili anlatılanlar tamamen tarihçinin anlatım biçimine göre doğru olur ya da yanlış olur. Doğru ve yanlış yoktur aslında. Tarihçinin anlatım uslubuna göre okuduğun şey birden senin gözünde doğru olur, birden senin gözünde yanlış olur. Şimdi mesela diyelim ki biz bu kısayı düşünelim. Tarihi bir parça anlatıyoruz. Ben şöyle anlattım bu kısayı size. Abdülmuttalip o kadar akıllı bir adamdı ki böyle bir orduyla savaşmanın mümkün olmadığını gördüğü için en azından kadınlar ve çocuklar telef olmasın diye onların gıda kaynağı olan develeri kurtarmanın peşine düştü. Zaten bizim şeriatımız da ne diyor? Bir şeyin tamamını elde edemiyorsan cüzünden kendini mahrum bırakmasın. Şimdi bu uslupla anlatan bir tarihçi okuduğunda vay be diyeceksin. Yani Abdülmuttalip de var ya ee, çok büyük bir siyasetçiymiş diyeceksin. Ama bir de şu şeyle oku. Bu müşrikler zaten hep böyledirler. Bunlar kendi haklarını Allah'ın haklarının önünde tutarlar. Hiçbir zaman parasını yemeye, malını yemeye gelince Kabe'yi tazim ederler. Ama korumaya geldiği zaman da bizim buna gücümüz yetmez derler. Madem gücünüz yetmiyor o zaman haremin ehli olmayın. Gidin başka bir yerde yaşayın. Orayı koruyabilen insanlar gelsin korusun. Anlatsam ya bu müşrikler var ya hep aynılar hiç değişmiyorlar diyeceksin. Bunu niçin söyledim? Şunun için söyledim. Siyer de, siyerin de bir kısmı tarihtir bir kısmı nastır. Yani peygamberin yaptığı, ettiği, emin olduğumuz onu yaptığı zaten bunun doğrusunu, yanlışını düşünmek bizim haddimiz değildir. Bize düşen ittiba etmektir. Ama tarih kısmına gelince hiçbir zaman unutmayın. Tarih bir çuvaldır. Tarihçi de o çuvalın içerisine girmiş mızraktır. Yan koysan yan olur çuval, düz koysan düz, düz olur. O mızrak da tarihçinin anlatım, anlatım tarzıdır. Yani tarih kitabı okuyan herkesin buna çok dikkat etmesi lazım. Tarih kitapları insanı yönlendirmeye açıktır. Yazan kişinin uslubu insanın duygularına, insanın bakış açısına yön yön verebilir. Ee, bu mesele anlaşılsın diye bu örneği vermiş oldum. Ama Abdülmuttalib'in yaptığı kesinlikle yanlıştır. Niçin Abdülmuttalib'in yaptığı kesinlikle yanlıştır? Çünkü onlar e, bunu sadece bu meselede değil, bütün meselelerde yaptılar. Allah ve Allah'ın dini lehlerine olduğu zaman, onu sevdiler, övdüler, peşinden gittiler. Ama Allah ve Allah'ın dini onların aleyhine, onların mallarından, canlarından eksiltmeye başladığında Allah'ın ve dininin karşısında durdular. Bu müşriğin tabiatıdır zaten. Bu müşriğin tabiatıdır. Abdülmuttalip de bir müşrikti. Zaten biraz sonra göreceğiz. O da bir sıkıntısı olduğunda putlara gider, faloku çeker. Bir derdi olduğunda kahinlere gider, kahinlere muhakeme olurdu. O da Allah'ın kendisinden akıl nimetini aldığı müşriklerden bir müşrik idi e, diyelim. Daha sonra bu olay yaşandıktan sonra Abdülmuttalib'in Allah Azze ve Celle'ye vermiş olduğu bir sözü vardı. Demişti ki, eğer benim on tane erkek çocuğum olursa ve bu on tane çocuk da yetişkin böyle delikanlı olursa, bunlardan bir tanesini putlara kurban keseceğim. Demişti. On tane çocuğu olunca e, Abdullah yani Peygamberimizin babası olacak olanı aldı götürdü en küçüğünü. Putlara kurban kesecek şimdi. Mekkeli müşrikler dediler ki böyle yapma. Senin bu yaptığın doğru değildir dediler. Ne yapayım o zaman dedi. Git kura çek dediler. O zaman bir insanın diyeti 10 deveydi. Yani o Mekkelilerin örfünde biri birini öldürdüğünde on deve diyet verdi. Bir fal'a Abdullah yazalım, bir oka Abdullah yazalım, birine 10 deve yazalım. Abdullah çıktıkça 10 tane deve verirsin. Ok çıktıkça zaten Abdullah'ı kurtarmış olursun dediler. 10 kere çektiler, 10 tanesinde de Abdullah çıktı. Toplam 100 tane deveyi putlara kurban kesti. Sonuncuda Abdullah çıktığı için Abdullah kurtardı. Şey ok çıktığı için, deve çıktığı için Abdullah kurtardı ama 100 tane deveyi de Abdullah'a diyet olaraktan putlara kesmiş oldu ve kız, oğlunu bu olaydan sonra Peygamberimizin annesi olacak olan Amine isimli Mekke'nin genç kızlarından bir tanesi ile evlendirdiği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz dünyaya gelmeden önce kaç ay olduğunu kesin bilmiyoruz. Kimi iki ay der, kimi altı ay der, bir bilgimiz yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah vefat etti. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam öksüz olarak dünyaya gelmiş oldu. Daha sonra Aleyhisselatü vesselam'ın doğumu doğumu gerçekleşti. Babası olmaksızın Aleyhisselatü vesselam dünyaya geldi. Şimdi Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'in doğuşuyla alakalı bizim siyer kitaplarımızın anlatmış olduğu bazı hadiseler var. Bunları peygamberimizin mucizesi olarak anlatıyorlar. Mesela diyorlar ki kitabınızda da görmüşsünüzdür. Aleyhisselatü vesselam doğduğunda o güne kadar hiç kaymayan bir yıldız onun doğumuyla beraber kaydı ve yahudiler onun doğumunu böylece anladılar. Bir göl vardı, kurudu. Bir başka göl vardı, o göl taştı diyorlar. Kisra'nın azametine alamet olan 14 tane kolonu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu gün çöktü çöktü diyorlar. Bunların hiçbir tanesi bu anlatılanların ne peygamberimizden ne de onun doğumunu görmüş olan insanlardan sahih senetlerle bize ulaşmamıştır. Allahu alem. Bu anlatılanlardaki yani bu rivayetleri uydurmanın temel sebebi Hristiyanların ve Yahudilerin peygamberlerin doğumlarıyla ilgili anlattıkları mucizelere benzer mucize oluşturma kaygısıyla bunlar anlatılmıştır. Yani şimdi İsa aleyhisselam doğmuş, beşikteyken konuşmuş. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ı bir şeye beşiye koymuşlar. Nil Nehri'ne bırakmışlar. Allah onu almış Firavun'un sarayına kadar götürmüş. Şimdi bizim peygamberimizinki olmasın mı? Yani hani onların var, bizimki de olsun. Bu tip olayları bunun üzerine anlatmışlar ama bunlar genelde kaynağı olmayan ve ee, senetleri daha doğrusu diyelim kaynağı olmayan demeyelim de senetleri genelde çok aşırı zayıf olan rivayetler. Sadece bunlardan bir tanesi İmam Ahmed'e rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü senin başlangıcın neydi? Yani senin ilk varlığına, peygamberliğine alamet olan başlangıç neydi? Peygamberimiz diyor ki ben atam İbrahim'in duasıyım. Bakara suresinde İbrahim aleyhisselam dua etmişti ya Allah'a. Ben kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Hani Saf suresinde İsa Aleyhisselam demişti ben benden sonra gelen Ahmet isimli bir peygamberi müjdeliyorum. Ve ben annemin beni doğururken kendisinden bir ışık çıktığını ve Şam saraylarını aydınlattığını gördüğü kişiyim demiştir. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih yolla varit olmuş olan Aleyhisselatu aleyhissalatu vesselamın doğumu anında gerçekleşmiş olağanüstü şeylerden bir tanesi budur. Annesi peygamber peygamberi doğururken bir ışığın Şam'a doğru yayıldığını ve oranın saraylarını aydınlattığını görmüştür. Bunu da bize peygamberimizin kendisi sallallahu aleyhi ve sellem nakil etmiştir. Tabi hani niçin acaba e, bu ışık başka bir yere değil de Şam saraylarını aydınlattı diye sorduklarında İslam alimleri bu soruya şöyle cevap verdiler. Çünkü dediler ki peygamberimizin ahir zamanda Dünya sonlanmadan önce dini Şam bölgesinde karar kılacak. Şam bölgesi dinin merkezi haline gelecek ve yeryüzünün bütün hayırlı insanları kıyamet kopmadan çok kısa bir zaman önce o Şam topraklarında toplanacaklar. Onun için annesi kendisinden çıkan ışığın Şam'ın saraylarını aydınlattığını gördü demişler bu olağanüstü durum ile alakalı olarak. O dönemde çocuklar şehirlerde doğdukları zaman ee, şehir ortamı çocukların sağlığı açısından ve yetişmeleri açısından çok uygun değildi. Yani birincisi hastalıklar vardı. Çocuk ölümleri çok fazlaydı. İkincisi şehir ortamında Arapçanın en asli, en orijinal halini öğrenmeleri çok mümkün değildi. Çok fazla farklı kabile, çok fazla farklı insan gelip gittiği için dil ister istemez kolaylaşmış ve bir nebze de bozulmuştu. Araplar ne yaparlardı çocuklarını? Çölde yaşayan bedevi insanlara verirlerdi süt çocuğu olarak. Bir iki sene onların yanında kalır, orada süt içer, oradaki hayvanların ürünlerinden beslenir. Dili onlardan öğrenir, ana dilini. Sonra ücretini alır ve kendi annesine geri dönerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sağ doğullarından Halime'nin yanında, süt annesinin yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalmıştır. Kalma olayı da şöyle gerçekleşiyor. Siyer kitaplarının bize aktardığı Kadarıyla Halime'nin dilinden aktardıkları kadarıyla, Halime diyor ki ben kocamla beraber süt çocuğu almak için Mekke'ye geldim. Fakat diyor biz gelirken bir merkebimiz vardı, bir tane de keçimiz vardı. Merkebimiz kafilenin en yavaş yürüyen merkebi, e, keçimiz ise en zayıf olan ve hiç süt vermeyen keçiydi diyor. Biz Mekke'ye geldik. İnsanlar süt çocuğu alırken kimse Muhammed'i almadı diyor. Çünkü insanlar yetim olan bir çocuğu almak istemezler. Şöyle düşünürler diyor. Yetimin annesi bize ne verebilir ki? Hani babası olsaydı babası muhtemelen bize iyi bir bahşiş verirdi diye düşünüyorlar. En son diyor bana çocuk kalmayınca ben kocama dedim ki ben eli boş bir şekilde memleketime geri dönmek istemiyorum arkadaşlarımla beraber. O da diyor bana dedi ki öyleyse bu yetim çocuğu alabilirsin, bu öksüzü alabilirsin dedi. Ben de diyor gittim onu aldım. Allah'a yemin olsun ki diyor ben onu aldıktan sonra onu merkebime bindirdiğim anda benim kendi göğüslerimin süt dolduğunu gördüm. Geliş yoluyla ilgili diyor ki benim o kadar sütüm azdı ki benim kendi çocuğum sabaha kadar ağlamaktan beni uyutmadı diyor açlıktan. Dönüş yolunda ben göğüslerimin dolduğunu hissettim. Merkebim, içinde bulunduğum kafilenin en hızlı merkebi haline geldi ve benim o süt vermeyen keçimin göğüsleri süt doldu. Hatta diyor arkadaşlarım bana dediler ki Halime bu seni getiren merkep mi? Yani sen gelirken üzerinde olduğum merkep bu muydu? Bu kadar hızlandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i aldık. Kocam dedi ki bana diyor. Bu bu çocuğun bereketidir. Yani hayatımıza giren bu bereket bu çocukla beraber hayatımıza girdi. Peygamberimizi alıyorlar ve memleketlerine götürüyorlar. Aleyhissalatu vesselam çölde o kadar güzel konuşmasının belki bir sebebi de odur. Dili onlardan öğrenmesi hasebiyledir. Yetişiyor tabii iki yaşına gelince çocukları getirip teslim edecekler. Ama Halime diyor ki biz o bereketten mahrum olmak da istemiyoruz. Yani çocuk evimize girdikten sonra evimize bir bereket geldi diyor. Annesine diyor ki Amine çocuğu sana ben veririm. Lakin Mekke'de veba var, hastalık var. Korkarım ki bu çocuk ölsün. Bize de alıştı diyor, istersen ver biraz daha bizim yanımızda kalsın. Amine de kafasına yatıyor çünkü bir veba durumu var e, şeyde Mekke'de. Tekrardan sağ doğullarıyla beraber onların topraklarına geri dönüyor ve burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında büyüdüğü zaman da izleri bulunan meşhur hadiselerden bir tanesi yaşanıyor. Şakkus Sadr hadisesi dediğimiz aleyhissalatu vesselamın göğsünün yarılması ile ilgili olay yaşanıyor. İmam Müslüm bunu rivayet ediyor. Aleyhisselatü vesselam Enes'ten naklediyor. Dört veya beş yaşlarındayken bir gün çocuklarla beraber oynarken iki tane adam gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i alıp kaçırıyorlar. Yani bir kenara götürüyorlar. Çocuklar da eve haber vermek için koşuyorlar. Aleyhisselatü vesselam diyor ki benim göğsümü yardılar. İçerisinden bir kan pıhtısı gibi bir et parçası çıkardılar. Bu şeytanın sendeki hazzıdır dediler. Şeytanın sendeki payıdır dediler. Onu bir tasın içerisinde zemzem suyu ile yıkadılar. Sonra tekrar benim göğsümü kapattılar. Çocuklar koşuyorlar Halime'ye diyorlar ki Muhammed öldü, Muhammed öldürüldü. Onlar da koşup geliyorlar, bakıyorlar Aleyhisselatü Vesselam'ın rengi sararmış. Başından geçen olayı anlatınca Halime bunu kimseye anlatma sakın diyor. Ama Enes radıyallahu anh diyor ki ben peygamberimizin göğsünü gördüğümde hala o izin yani o yarık olan izin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de var olduğunu gördüm diyor ben Enes radıyallahu anh. Şimdi böyle bir olay niye yaşanıyor? Yani bu şakku sadr hadisesi dediğimiz hadise niçin yaşanıyor? Şimdi Allah azze ve celle peygamberi bütün o güne kadar gönderdiği peygamberlerden daha büyük bir vazife için hazırlıyor. Her peygamber sadece kendi kavmine geldi. Her peygamberin daveti bir sonraki peygamber gelinceye kadar geçerliydi. Ama Allah öyle bir peygamber gönderecekti ki şu an biz 1400 sene olduğunu biliyoruz. 1400 sene daveti devam edecek ve kıyamete kadar da şeriatı insanlar arasında hakim şeriat olacak bir peygamber gönderecek. Yani bütün dünyanın gidişatını değiştirecek bir peygamber gelecek. Elbette ki böyle bir peygamberin temizlenmesi, arınması, hazır hale gelmesi lazım ve Allah azze ve celle ilahi eliyle müdahale etti olaya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde şeytanın payı olan kısmı çıkardı, çıkardı aldı. Çünkü bu kadar büyük bir davanın sahibi olacak olan bir peygamber eğer şeytanın dürtülerine ve söselerine muhatap olursa yanlış yapabilir, ayağı kayabilir. Bu büyük vazife yerine gelmeyebilir. Allah azze ve celle bundan ötürü böyle bir olay yaşattı peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi Tabii ki bazı insanlar bu olayı kabul etmiyorlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yaşamış olduğu olayı kabul etmiyorlar ve bunun mantığa aykırı olduğunu söylüyorlar. Yani mantıken böyle bir olayın yaşanmasının çok da fazla mümkün olmadığını söylüyorlar. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın beşikteyken konuştuğuna inanan bir adam, Musa Aleyhisselam'ın Nil'in içerisinde bir beşikte bırakılıp ta Firavun'un sarayına kadar gidip orada yetişip hiç başına bir musibet gelmeden yaşadığına inanan bir adam eğer bu benim mantığıma yatmıyor diyorsa problem kısada değil problem onun mantığındadır. Doğru mu? Yani şimdi size biri sorsa şu anki teknolojiyle soruyorum. 6 yaşında bir çocuğun kalp ameliyatı geçirmesi mi daha ilginçtir doktor bey? Yoksa 2 yaşında 1 yaşındaki bir bebeğin büyük bir adam gibi konuşması ve tevhidi anlatması mı daha daha ilginçtir? Yani özellikle bugünün teknolojisiyle kalp ameliyatı yapmak, göğüs ameliyatı yapmak bunlar artık çok sıradan sıradan şeyler. Millet artık ameliyat yapmadan dışarıdan içerideki işini hallediyor. Ama bir bebek daha beşikteyken Allah azze ve celle bir bebeği konuşturuyor. Niye? Çünkü o bir peygamberdir. İnsanların dikkatini onun üzerine çekmek istiyor insanlara onun onlar gibi biri olmadığını göstermek istiyor Allah Azze ve Celle. Onun için peygamberlere çocukluklarında böyle hadiseler yaşattırıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın o çocukken daha koca koca insanlarla yaptığı tartışma, daha bir gençken akledip putları kırıp en büyüğünün başına baltayı, baltayı asması, bunlar peygamberlere Allah'ın dikkat çekmek için onların hayatında yaşatmış olduğu hadiselerdir. Bizim peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem küçükken Allah Azze ve Celle bu çocuk normal bir çocuk değil. Bu çocuk çok büyük bir davayı üstlenecek. Bu çocuk Allah'ın gözetimi altındadır. Bunu gösterebilmek için sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle ona böyle bir e, vazifeyi veyahut da böyle bir olayı Allah Azze ve Celle ona yaşattı. Daha sonra e, peygamberimiz 6 ve 7 yaşına geldiğinde o dönemde annesi peygamberimizi aldı bazı tarihçilere göre almasında bu olayın da etkisi var. Yani bu olayı duyunca biraz da korkuyor acaba ne oluyor benim çocuğuma diye. Çocuğunu yanına alıyor. Sonra Amine kocası Abdullah'ın mezarını ziyaret etmek için ki Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mezarı da Yesrib civarlarındadır. Yani Medine civarlarındadır. Orada vefat etmiştir. Abdülmuttalip, Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen ki bu daha sonra Müslüman olacak ve Peygamberimizin yanında yer alacaktır, gelecek ileride. Beraber mezar ziyaretine gidiyorlar. Medine'de e, Amine hastalanıyor ve orada vefat ediyor. Kaç oldu Medine Peygamberimizin hayatında? Üç oldu değil mi? Dedesinin babası bir, babası iki, annesi üç. Yani Allah Azze ve Celle daha, şimdi siz bir çocuk olduğunuzu düşünün. Annenizi, babanızı kaybettiğinizi düşünün. Sizin gönlünüz hep annenizin, babanızın kabri nerede yatıyorsa, gönlünüz hep oradadır. Yani orayı kendi asli, asli memleketiniz olarak bilirsiniz. Çünkü anne baba görmediğiniz için o özlem hep içinizde sıcaktır. Daha Allah çocukluktan Peygamberimizin gönlüne zaten oranın sevgisini yerleştiriyor. Oraya karşı Peygamberimizi Allah Azze ve Celle akraba kılıyor ona orada. İşte annesinin akrabaları. Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları var. Aleyhisselatü Vesselam annesini de orada kaybediyor. Peki soru şu, Allah Azze ve Celle niye Peygamberimizin hem annesini hem de babasını e, vefat ettirdi? Aleyhisselatü Vesselam'ın yani daha küçükken ki şimdi bir daha gelecek. Döndükten sonra iki sene sonra da Abdülmuttalip de vefat etti. Yani Abdülmuttalip Peygamberimizi çok seviyor. O kadar fazla seviyor ki hiçbir çocuğuna tanımadığı ayrıcalığı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tanıyor. Mesela onun meşhur bir minderi var. Sadece o gelir Kabe'nin yanına oturur. Ondan sonra işte orada gölgelenir, dinlenir. Aleyhisselatu vesselam gelince onu da o minderin üzerine oturtuyor e, Şimdi anne öldü, baba öldü, onu çok seven dede de öldü. Niçin Allah Azze ve Celle onun en sevdiği ve ona en yakın olan insanların canını daha çocukken aldı? Sebebi şu, Allah istedi ki Peygamberimizin kalbinde hiç kimseye ait bir sevgi kalmasın. Allah istedi ki peygamber sadece kendini o kadar çaresiz, o kadar sahipsiz hissetsin ki sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelsin. Ondan istesin, onun merhametine, onun fazlına muhtaç olduğunu, muhtaç olduğunu hissetsin. Allah istedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güçlensin. Hatırlarsanız geçen derslerimize de söylemiştik. Rahatın içerisinde yetişen insanlar zor meselelerin altına giremezler. İnsanların zorluklarla mücadele edebilmeleri için iradelerinin güçlenmiş olması gerekir. İrade de yatarak, konuşarak, gülerek, gezerek irade irade güçlenmez. İrade zorluk çeke çeke, sıkıntı çeke çeke nasıl sıkıntılarla uğraşacağını, nasıl sıkıntıları alt edeceğini hayat sana öğretir. Allah azze ve celle istedi ki hayat peygamberin öğretmeni olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimsesiz kalsın, zorluklarla mücadele etmeyi öğrensin ve daha sonra o peygamber kimsesizlerin peygamberi olacaktı. Yani öyle bir ümmetin başına geçecekti ki çoğunluğu köle olan, çoğunluğu fakir olan, çoğunluğu kimsesiz olan insanlar ona ümmet olacak, ona sahabe olacaklardı. Kendisi kimsesizliğin ne demek olduğunu çok iyi bildiği için onlara hiç kimsesizlik hissettirmedi. Anne olduğu onlara, baba olduğu onlara, dede olduğu onlara, arkadaş olduğu onlara, onun sahabesinin ona bu kadar candan bağlı olmasının bir sebebi de budur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bir peygamberden ziyade bir baba gibi görüyorlardı. Bir peygamberden ziyade bir abi gibi, bir arkadaş gibi görüyorlardı. Çünkü onların her türlü sıkıntısıyla Aleyhissalatu vesselam bizzat kendisi ilgileniyordu. Nereden geldi peki bu kadar duygusallık? Nereden geldi Peygamberimizin bu kadar insanlara şefkatle eğilmesi? Kendi hep o hep o duyguya muhtaç olarak yaşadığı için onun ne demek olduğunu çok iyi biliyordu sallallahu aleyhi ve sellem ve e, ona muhtaç olan onu bekleyen insanlara da en güzel şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu göstermiş oldu diyelim.